Şimdi başkanım, Orman Bölge Müdürlüğü önünde bir yaya geçidimiz var ve orada sık sık kazalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın çeşitli istekleri var, sinyalizasyon ya da üst geçit gibi. Sizin de projeniz var bu konuda. Bilgi alabilir miyiz? Hay hay, teşekkür ederim. Gerçekten Orman Bölge Müdürlüğü'nün önündeki yaya trafiği oldukça yoğun. Çünkü şehrimizi ortadan bölen bu eski İzmir yolu, vatandaşlarımız bir taraftan bir tarafa geçerken, çarşıya gelirken, çarşıdan mahallelerine dönerlerken gerçekten orada müthiş bir yaya yoğunluğu ama aynı zamanda da oldukça araç yoğunluğu da fazla. Dolayısıyla bizim istemediğimiz, arzu etmediğimiz geçmişten bu yana gelen kazalar var. Biz bununla ilgili göreve gelir gelmez bu hassasiyetimiz üst düzeydeydi. Çalışmalar yaptık. Fakat oradaki eski un fabrikası tarihi eser olduğu için biz hazırladığımız projeleri Bursa'daki Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayından geçirmek durumundayız. Dolayısıyla daha önceki hazırlamış olduğumuz projeler Bursa'daki Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geçmedi. Ama şu anda son hazırladığımız, biraz önce çekimi yapılan projemiz Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan inşallah şu 3-4 gün sonra olacak olan toplantıda geçecek. Çünkü onların görüşleri, önerileri alınarak bu tekrar geri dönmesin diye çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla yaya bu üst geçitten 7'den 70'e herkes özürlü, özürsüz, hiç başkasının ihtiyacına duymadan hafif eğimle başlayarak caddenin bir köşesinden bir başka köşesine geçebilecek. Ümit ediyorum bu haftaki, yani şu 2-3 gün içerisinde yapılacak olan Anıtlar Yüksek Kurulu'ndaki toplantıda bu proje geçecek ve geçtiğinde biz de ihaleye çıkarak yasal işlemlerini başlatacağız. Arkasından inşallah bu sonbahara bu en önemli yaya yoğunluğunun ve araç yoğunluğunun en fazla olduğu burada bundan sonra inşallah kazalar yaşanmayacak. Evet, en kısa sürede yapılacak Evet. diyerek vatandaşlara müjdeyi veriyoruz o zaman. Evet. Bir yere daha yine yoğun halkımızın isteği üzerine, haklı istekleri üzerine bir çalışmamız daha var. Bu da eski SSK Hastanesi dediğimiz, şimdi Atatürk Devlet Hastanesi'nin kavşağında Plevne Bahçeli Evleri bağlayan, orada demir yolu var, karayolu var. Yaya olarak o hastaneye gitmek isteyen vatandaşların orada da maalesef o geçişi ciddi engellerle karşı karşıya. Yine şehir bu hem demir yolu hem de bu karayolu vasıtasıyla ortadan ayrılmış, bağı koparılmış. Çok yakın olmalarına rağmen oradaki de Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidilemiyor. Özellikle bu Plevne Mahallesi'nin muhtarının öncülüğünde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, bahçeli evlerde yaşayan vatandaşlarımızın istekleri üzerine onun projesi de çizildi. Bunlardan bir tanesi de o. İkisi birlikte önümüzdeki günlerde Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayından bu çıktıktan sonra ilk projemiz ihaleye çıkacak. Oraya da bir üst geçit kazandırmış olacağız.